Evet, durum raporu vereyim size. Şimdi biz hafif geniş apaz gibi gidiyorduk, değil mi? Geniş apaz gibi gidiyorduk. Orsa'ya geçtik. Orsa'ya geçince hızımız da arttı. Rüzgarın yönü de, yani rüzgar da arttı. Rüzgarın şu an 7-7. Hızımız 3-5. Arada 4 görüyoruz. Pervaneye de tornistan taktık. O yönergeyi okuduk. Diyor ki işte hızımız 8 nata çıkmadıkça o pervaneye boşa takabilirsiniz diyor. Arkası çok parlıyor ya, niye böyle oldu ha? O pervaneye tornistan takabilirsiniz yani kendi yerinde diyor. Bizim de hızımız şu an 3-4 gibi olduğu için biz tornistan taktık. Ses kesildi. Şu an gayet iyi. Telsizde ara sıra cızırtılar geliyor. Onun dışında rüzgar sesi, pervane sesinden de kurtulduk. Huzurlu bir şekilde gidiyoruz. Evet, durum raporu veriyorum. Hava soğudu. İçime bir kap daha giydim. İşte karnımız acıktı, yemek yedik. O marketten aldığımız sandviçleri yedik, kola içtik. Ondan sonra önemli değişik olarak kontrolü değiştirdik. Bir tramol attık. Aslında hedefimiz bu Koç Adası'nın açığından dönmekti ama şu an orayı kurtaramadık. Yani yine içeriden döneceğiz, bir tramola da atacağız gibi gözüküyor. Öyle gidiyoruz, seyrimiz devam ediyor. Rüzgar arttı. Bir 10 knot falan arttı. Biz de bayağı iyi gidiyoruz. Şimdi göstereyim onu da. Evet, tekne otopilotta. Rüzgar da bayağı bir yatırdı. Şöyle göstereyim. Kamerayı tuttuğumda. Açı bu oluyor. Verilerimizi de göstereyim. Tuç olarak tam. 2 ayak 1 el. 3 nokta kuralı. Evet, hızımız 5-1. 5 oldu. Rüzgar 11'e 1. Bunun tabi muhtemelen 2-3 notu, hatta 1-2 notu falan zahiridir. 348 dereceye doğru gidiyoruz. Bu şekilde. Evet, biz bir kavança, bir tramola daha attık. İşte şu anda yine, ya hedefimize doğru gidemiyoruz aslında. Bizim hedefimiz şöyle, nerede o? O bayağı sapmış sap taraftan. Durun, şimdi göstereceğim size. Şurası Koç Adası. Koç Adası'nın hemen yanında bir tane daha ada var. Biz o adanın da açığından geçmeye çalışıyoruz. Ama tramola attığımızda rüzgar bize çok fazla rüzgar altına doğru itiyor. Bu yüzden de biz o hedefe gidemiyoruz. Buraya gitmeye çalıştığımızda da maksimum bu kadar girebiliyoruz rüzgara. Böyle bir sıkıntımız var. Ama gitmeye çalışacağız yani. Ne kadar fazla tramola yaparsak yoldan o kadar kayıp veriyoruz. Ama egzersiz oluyor, zaten vaktimiz var.